Dünyanın her iki yarım küresini de kapsayan tüm gökyüzünde insan gözünün görebileceği parlaklık sınırında toplamda yaklaşık 9000 ila 9100 arasında yıldız bulunur. Ancak aynı anda gökyüzünün sadece yarısını yani ufuk çizgisinin üzerini görebildiğin için mükemmel bir gecede kafanı kaldırdığında görebileceğin maksimum yıldız sayısı ortalama 4500 civarıdır. Şehirde yaşıyorsan da bu 4500 rakamı tam bir hayal olur. Çünkü Birtle ölçeği ile gökyüzü karanlığı 9'a düşer ve en fazla 20 ila 50 arasında yıldız gezegen görebilirsin. 2,5 milyon yıl önce yola çıkmış ve oldukça uzak bir galaksiden sana doğru gelmekte olan fotonu yakalamak istiyorsan, Birtle 1'e yani mükemmel karanlık bir gökyüzü durumuna ihtiyacın var. Çünkü o fotonu özel kılan şey, bir insanın çıplak gözüyle gökyüzünde görebildiği en uzak gök cismi unvanına sahip dev bir galaksiden, yani Andromeda galaksisinden geliyor olmasıdır. Karanlığın zirvesinde bile zar zor kendini gösteren bu galaksi biraz daha aydınlık olsaydı, gökyüzünde 6 dolunay büyüklüğünde bir alan kaplayacaktı. Ve yolculuğumuz oraya. Samanyolundan daha büyük, daha ağır, içinde 1 trilyon yıldız barındıran ve merkezinde bizimkinden bile daha büyük bir süper kütleli kara delik bulunduran dev galaksiye. Ama önce, hatırlarsanız 10 ay önce Jüpiter'in uydusu Io'da kükürt dioksit karları altında ölüme terk ettiğimiz bir bedenimiz vardı. Belki de evrendeki kurgusal seyahatlerimizde tek sağ kalan ya da akıbeti belirsiz olan versiyon o bedendi. Şimdi onu oradan alalım ve hazırlıklara başlayalım. Elimizdeki veriler net bir şekilde birkaç acı gerçeği gösteriyor. Gideceğimiz galaksi 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta ve ne yazık ki dünyada kalanlar için tablo nettir. Adam gemiye biner, hızlanır ve kaybolur. Bu süre zarfında doğa ve yaşam devinim geçirir. Kıtalar yer değiştirir. Gökyüzündeki takım yıldızlar artık farklı şekillere bürünür, diller doğar ve ölür, belki insanlık yok olur. Ve ancak 2,5 milyon yıl sonra Andromeda'ya vardığımda beni bekleyen biri olmayacak. Çünkü o zaman da torunum değil, yaklaşık 35 bininci kuşaktan bir insanlık hayaleti yeryüzünde dolaşıyor olacak. Tüm bunlar evrenin akışı ve işleyişi içinde kaçınılmaz olan gerçekler. Peki ya ben? Yüz binlerce yıllık bir ömür bahşedilmemiş ben. Bu yolculuğu sıradan bir uzay gemisiyle başlatsam, Andromeda'ya varış sürem aşağı yukarı 44 milyar yıl. Yıldızlar söndüğünde, galaksiler karardığında ve büyük ihtimalle evrenin ısı ölümü yaşandığında, benim araç hala yolda olacak. Bu, ışık hızının %99,999999995'i hızla giden bir gezgenin hikayesi. Rastgele seçilmiş bir hız değil bu. Seyahat uzun, yorucu, bıktırıcıdır fakat bir insan ömrüne sığabilir. Bildiğiniz üzere hızlandıkça evrende büyülü şeyler olur. Zaman yavaş akmaya başlar, mesafeler kısalır, enerjiler en ölümcül haliyle karşımızda belirir. Teorik olarak gemimiz ışık hızıyla gitseydi, kendi bakış açımıza göre saniyenin katrilyonda biri dahi geçmeden kendimizi Andromeda galaksisinde bulurduk. Ama aynı zamanda yanarak bulurduk. Çünkü yaklaşık 2,5 milyon yıl boyunca Andromeda galaksisinin bize doğru yaydığı tüm ışığı tek bir anda alırdık. İşte enerji patlamasına dönüşmeden insan olarak kalmamız için hızımızı ışık hızından %5 milyarda bir azaltıyoruz. Bunun Dünya ile Ay arasındaki mesafede sadece 2 santimetrelik bir hata payı bırakmak gibi düşünebilirsin. O kadar yakınız ama fizik kuralları gereği o son adımı asla atamıyoruz. Hızımız bu olur ise öte galaksiye varış süremiz önce hızlanıp sonra yavaşladıktan sonra aşağı yukarı sadece 29 yıl olacaktır. Bizim için 29 yıl, dünya içinse hala 2,5 milyon yıl. 5 Motorları. Eğer bir uzay gemisi durağan halden ışık hızının %99,99 bla bla blasına bir saniyede çıksaydı, içerideki adam bir insan olarak kalmazdı. Şu anda başımıza gelen de tam olarak bu. Işık hızına aniden çıkmak milyarlarca G kuvveti demektir. Bu ivme gemideki adamı yani benim vücudumdaki her atomu geminin arka duvarına doğru bir mermi gibi fırlatır. Anında atomik bir plazmaya dönüşerek geminin zeminine bir atom kalınlığında sıvanırım. Yani kahramanımızın hikayesi daha motorlar çalışmadan biterdi ki bitti zaten.
Eğer hayatta kalmak istiyorsak 1G, yani dünya yerçekimi ivmesi olan 9,8 metre bölü saniye kareyle hızlanmalıyız. Bu çok akıllıca bir mühendislik çözümüdür çünkü yapay yerçekimiyle gemimiz 1G ile hızlanırken kendimizi dünyada ayaktaymış gibi hisseder ve yolculuk boyunca geminin tabanı bize yer gibi gelirdi. Bu arada belirtmemde fayda var. Her saniye 1G artıştan bahsetmiyorum. Her saniye hızımızın saniyede 9,8 metre artmasından bahsediyorum. Yani birinci saniyenin sonunda saatte 35 kilometre, 10. saniyenin sonunda saatte 352 kilometre, 1 dakikanın sonunda ise saatte 2100 kilometreye hıza ulaşıyoruz. Eğer ivmede her saniye 1G artsaydı, sadece 10. saniye sonunda vücudum 10G kuvvete maruz kalırdı. Bu durumda göğüs kafesim çöker, kalbim kan pompalayamaz hale gelirdi. Gemimiz 1G ivmeyle hızlanırken henüz ışık hızına ulaşmadığımız ilk birkaç saatte ay ve gezegenlerin yanlarından bir mermi gibi geçeriz. Jüpiter'in herhangi bir devliğini fark etmeye fırsat bulamadan Satürn'ün halkalarına ulaşırız fakat o da sadece birkaç saniye boyunca görüş alanımızda kalır. Seyahatin 3. gününe yaklaşırken Güneş sisteminin en dış sınırı olan Oort bulutunun kapısına dayanırdık. Hızımız bu esnada ışık hızının yaklaşık %0,8'i seviyesindedir. 1977'de fırlatılan Voyager 1 ise bizden yaklaşık 300 yıl sonra bizim geldiğimiz noktaya gelebilecek. Ama onu beklemeye zamanımız yok. Güneş sisteminin en dış sınırı olan bu buzlu kaya mezarlığını geçerken milyonlarca küçük donmuş kuyruklu yıldız taslağının arasından süzülür, hayranlıkla belki de biraz boşluğa doğru bakarak yolculuğumuza devam ederiz. Oort bulutunun derinlikleri ki bu yaklaşık 22 gün sürer, asıl yolculuğumuzun başladığının işaretidir. Çünkü önümüzdeki en büyük engel artık ışık hızının kendisidir. Bir yıl boyunca durmaksızın 1G ivmeyle hızlandık. Gemimizdeki saat tam 365 günü gösterdiğinde artık Güneş sisteminin çocuğu olmaktan çıkıp galaksiler arası bir gezgine dönüştük. İşte birinci yılın sonundaki konumunuz ve o muazzam manzara. Şu anda dünyadan yaklaşık 0,5 ışık yılı yani 4,7 trilyon kilometre uzaktayız. Hızımız ise ışık hızının %77'sine ulaşmış durumda. Artık klasik bir uzay manzarası görmüyoruz çünkü Einstein'ın dünyasındayız. Arkaya baktığınızda Güneş artık o devasa, göz kamaştıran disk değil, sadece çok küçük parlak sarı turuncu bir yıldız. Ama dikkatli bakın, kırmızıya kayma nedeniyle Güneş artık daha koyu bir turuncu. Hatta kana benzeyen bir kızıllıkta görünmekte. Arkamda kalan evren daha karanlık, daha sessiz, daha yaşlı ve yıldızlar birer birer sönüyor gibi. Önden gelen yıldız ışığının frekansı ise yaklaşık 2,8 kat artar. Bu, yıldızların görünür spektrumunu ultraviyoleye doğru taşıyıp gözle görülür görüntüyü bozarken aynı zamanda radyasyon dozunu arttırır. Bu şu demek, en sıradan yıldız bile artık X ışını kaynağı gibi davranmakta. Hızımız artmaya devam ettikçe yan taraflarda duran yıldızlar bile sanki geminin önüne doğru toplanıyormuş gibi görünmekte. Görüş alanımız ön tarafta daralıyor ve bir tünel etkisi oluşturuyor. Tam bu anda ise zaman ve iletişimde ilk kopuşu yaşıyoruz. Gemideyken kol saatim bana bir yıl geçtiğini söylerken, dünyadaki sevdiklerimiz için yaklaşık 1,19 yıl geçti. Aradaki fark henüz çok dramatik değil, yaklaşık 2,5 ay ama uçurum yeni başlıyor. Sirius, Alpha Centauri ve Vega gibi yakın komşularımız yanımızdan geçerken arkamızda kırmızı, önümüzde ise mor ötesi parlak izler bırakır. Eğer yolumuzun üzerinde ise devasa gaz bulutlarının, örneğin avcı bulutusunun içinden geçeriz. Ancak hızımız o kadar yüksektir ki bu bulutsular birer duman bulutu gibi geminin yanından akar gider. Belki bu zamanlarda Samanyolu'nun kollarındayız. Ve gemimiz ilk kez ışık hızının %99'una ulaştığında içinde bulunduğum gemideki takvim 2028 Haziran ayını gösteriyor. Tam bu anda dünyadaki takvimler ise 2029 Eylül ayını işaret ediyor. Artık tek bir nefes aldığımda dünyada geride bıraktığım ailem bir akşam yemeğini çoktan bitirmiş durumda. Sadece bir gece uykuya daldığımda dünyada koca bir hafta yaşandı ve bitti.
Çocuklarımız hızla büyüyor, sevdiklerimiz ise daha hızlı yaşlanıyor. Benimse başa çıkmam gereken belki çok daha büyük sorunlarım var. Toplu iğne başından 1000 kat daha küçük bir toz zerresinin gemimizin ön kalkanına çarpması gibi. Işık hızının %99'u ile giderken önümüze çıkan bir toz zerreciği durağan kütlesinden 7 kat daha fazla toplam enerjiye sahiptir ve yaklaşık 550 milyar joule'luk bir enerjiyle ön tarafa çarptığında, ki umarım çarpmaz, tam bir katastrofik yıkım meydana gelir. Zihninizde canlandırın. Bir kasabayı haritadan silebilecek 130 ton TNT'ye eşdeğer güç, iğne ucu kadar toz tanesine sıkışmıştır. Ya da 15 adet Boeing 747'nin son hızla ve aynı anda hepsinin gemiye çarptığını hayal edin. Açılan deliği boş verin. Meydana gelen nükleer patlama ile gemi anında plazmaya dönüşür. Gemimiz bu felaket senaryolarına karşı 3 farklı çözümle ilerliyor. Birincisi, geminin önüne birkaç kilometre kalınlığında su veya buzdan oluşan feda edilebilir bir kalkan koymak. Toz taneleri bu buz kalkanına çarptığında enerjisini oraya boşaltır ve geminin asıl gövdesi korunur. Diğeri, plazma kalkanı. Uzaydaki tozların çoğu elektrik yüklü. Geminin etrafında oluşturulacak devasa ve güçlü bir manyetik alan, tıpkı dünyanın manyetik alanı gibi küçük parçacıkları geminin rotasından saptırarak uzağa itebiliyor. Üçüncüsü ise lazer süpürgeleri. Geminin önündeki sensörler ışık hızıyla tarama yaparak rotadaki mikroskobik parçacıkları tespit eder ve gemiye çarpmadan önce güçlü lazer atışlarıyla bu parçacıkları buharlaştırıp iyonize eder. Böylece parçacıklar katı bir kütle yerine manyetik kalkan tarafından kolayca saptırılabilecek bir plazma bulutuna dönüşüyor. Evet, bu üçü de teorik ama üçü de bizim gemimizde var. Yolculuğumuzun 13. yılını biraz geçtikten sonra maksimum hıza, yani ışık hızının %99,999999995'ine nihayet ulaşıyoruz. Artık gemide geçirdiğim 1 saniye 28 dünya saatine eşit. İçtiğim bir fincan kahve dünyada 3 yıla tekabül ediyor. Geminin dış gövdesindeki koruyucu buz tabakası saniyede milyarlarca kozmik atomu çarpmasıyla bir nükleer reaktör gibi ısınıyor. İçeride bu sesi duymuyoruz ama kalkanların her saniye biraz daha aşındığını gösteren sayaçların çıtırtısını hissediyoruz. Geminin ön tarafında dışarıda neredeyse tek bir ışık yok, çünkü tamamı üst üste binmiş yoğun bir enerji duvarı gibi görünmekte. Trilyon yıldız barındıran ve daha önceden görünür durumda olan Andromeda da şu anda görünmüyor, çünkü milyarlarca yıldız artık görünür ışıkta değil, sert gama ışınları şeklinde karanlığa gömülü halde parıldıyor. Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu hızımız sayesinde görünür ışık bölgesine kayıyor ve böylece önümüzdeki simsiyah boşluk sandığımız yer parlayan, morumsu ve ürkütücü bir sis bulutu gibi görünmeye başlıyor. Geminin arkasındaki evren ise tek kelime ile zamansal ve mekansal olarak artık yok. Bütünüyle karanlığa gömülmüş durumda. Ve o küçük toz tanesi artık 7 kat değil, 100 bin kat kütle enerjisiyle geminin uç bölümüne çarpmaya başlar ve 9 bin milyar joule'luk enerji açığa çıkarır. Geminin tamamı en az 10 metre kalınlığında bir buz kütlesiyle kaplansa, tek bir toz zerresinden belki ancak korunabiliriz.